Cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtekin, Barry Pasteur'in asılma süreci nasıl oldu? O gün neler yaşandı? Anlatabilir misiniz? Evet, gerçi ben Ankara'daydım, burada değildim ama arkadaşlarımızın anlattığına göre o gün burada bir anma düzenlenmiş. Bu anma sırasında da daha evvel gelip böyle bir poster asılması için izin istemişler. Bu izin verilmemiş. Bu izinin verilmemesinden bir süre sonra, yaklaşık 15-20 dakika sonra 5 kişi gelerek muhasebe müdürünün odasına girmek suretiyle bu posteri zorla asmışlar. Bizim baro olarak böyle bir posterin asılmasına herhangi bir şekilde iznimiz söz konusu değil. Kaldı ki asılmasından bir süre sonra biz bu posteri indirdik. Yani İçişleri Bakanlığı'nın bu yönde yapılan posteri İstanbul Barosu asmıştır, polisler indirmiştir şeklindeki beyanı da doğru değil. Doğru değil. Bu konudaki tanığımız da bizzat polisler. Çünkü bizim o posteri indirdiğimiz çok açık bir biçimde emniyet görevlilerinin gözü önünde gerçekleşen bir şey. Yani İçişleri Bakanı kendi görevlilerine bunu sorduğunda zaten doğru bilgiyi elde edecektir. Sizin bilginiz dahilinde mi oldu peki? Siz Ankara'daydınız o dönemde. Sizin bilginiz var mıydı? Hayır, ben gelişmeleri Ankara'dan zaman zaman izledim. Ama yani böyle bir posterin asılmasına izin vermedi İstanbul Barosu. Buna rağmen asılmış, zorla asılmış bir düzenlemeden söz ediyoruz. Peki hukuksal çerçevede değerlendirildiğinde Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasında bir suç unsuru var mı? Ha, bu ayrı bir tartışmanın konusu çünkü Ebru Timtik bu anlamda henüz terör örgütü üyeliğinden cezası kesinleşmiş bir avukat değildir. O noktada söylemem gereken iki şey var. Bir tanesi cezanın kesinleşmemiş olması, henüz Yargıtay'da bulunuyor olması. İkincisi de zaten ölüm orucunun nedeni olan adil yargılanma ilkesinin arayışına neden olan da bizim de tanık olduğumuz, doğrudan doğruya tanık olduğumuz yargılama sürecindeki yanlışlıklar ve noksanlıklardı. Dolayısıyla zaten öteden beri 17 avukatın yargılandığı bu davada yaşananların doğru olmadığını, hukuksal temelden yoksun olduğunu ve Yargıtay tarafından bozulması gerektiğini bizzat baro olarak biz de savunuyorduk. Dolayısıyla henüz cezası kesinleşmemiş olan bir kişiden, bir avukattan bahsediyoruz. Böyle bir yargısal sürecin başlatılmasını haklı kılacak herhangi bir şey söz konusu değil dolayısıyla.